I'm gonna show you something beautiful. Filmlerini sinema tarihinde sinema salonlarını dizi izler gibi takip eden izleyicilerle doldurması tabii ki de ustaca planlanan projelerle oldu. Ama bu projeler aslında çoğu zaman yolda eklenip çıkarılan birçok parçalarla inşa ediliyor. Bu videoda Marvel'ın vazgeçtiği 5 muhteşem sahneden daha bahsedeceğiz. Ve hepsi birbirinden çılgınca olacak. Hazırsanız başlayalım. Endgame filminde Hawkeye ailesini kaybettikten sonra Ronin kimliğiyle kötü adamları avlayan ve onları acımasız şekilde katleden bir katile dönüşmüştü. Aradan 5 yıl geçtiği için o arada Hawkeye neler yaşadı bilmiyoruz ama bu hikaye akışı aslında Hawkeye için değil Thor için yazılmıştı. Thanos'u durdurmakta başarısız olan ve sevdiği herkesi kaybetmiş olan Thor, Endgame filminde depresyona girmiş ve kilo almış bir adam olarak karşımıza çıkmıştı. Ama aslında Odin'in oğlunu böyle görmemizin farklı sebepleri var. Orijinal senaryoda Midgard'ı, yani dünyamızı koruyamamış olan Thor, zaten bitik durumda olan Thanos'un kafasını amaçsızca kestikten sonra 5 yıldır hala kafa kesmeye devam eden, öfkesini başka suçlulardan çıkaran korkunç bir katil olarak karşımıza çıkacaktı. Ama benim tahminime göre Thor için başka bir adım çizmek adına onun hikayesini Hawkeye'ye uyarladılar. Thor için ne planlıyorlar? Şuradaki videoda bahsetmiştim. Sonra izleyebilirsiniz. Şurada, pardon. Onun yerine filmde şişman Thor'u izliyorduk ama bu hep böyle olmayacaktı. Is he asleep? No. I'm pretty sure he's dead. Orijinal senaryoda Thor, gerçeklik taşını çalmak için Asgard'a gittiğinde kendi genç ve yakışıklı haliyle karşılaşacaktı ve uzun saçları, kasları ve tüm havasıyla bu durum onda bir aydınlanma yaşatacaktı. Daha sonra da Thor'un kilo vermek için çok çalıştığı bir fitness montajı izleyecektik. Ama tabii durum böyle olmadı. O yüzden Thor 4 için başka bir planları var. Endgame filminde sonsuzluk taşları için rol dağılımı yapılırken Thor ve Rocket'ın Asgard'a gittiğini görmüştük. Ama aslında ilk plan böyle değildi. Aslında Asgard'a gidenler Thor ve Iron Man olacaktı. Çünkü aslında gerçeklik taşını Jane'in vücudundan çıkarmaya çalışmaları zor bir görev olacaktı. Ama aslında Thor Asgard'a gittiğinde o gün orada aynı anda tam da o sırada içinde uzay taşı olan Tesseract Odin'in kasasında gayet de kolayca alınabilir bir şekilde duruyordu. That's not bad. O yüzden film ekibi Iron Man için özel bir zırh tasarladılar. Bu zırhı hiç göremedik tabii ama çizgi romanlardaki Asgard zırhı gibi bir şey olacağını biliyorum. Senaryoda Iron Man'in zırhı görünmez olabilecekti ve Tony Odin'in ödül odasına girmeye çalışırken Heimdall'la karşılaşacak ve Heimdall hem onunla hem de Thor'la savaşmaya kalkacaktı. Çünkü şişman Thor'un da Loki'nin bir oyunu olduğunu düşünecekti ve Asgard'da Iron Man, Thor ve Heimdall ve Asgardlar arasında çıkan bir çatışma izlemiş olacaktık. Bunu değiştirmelerinin sebebi Tony'yi ilk Avengers filmine göndermek istemeleri. Çünkü Thor'un ikinci filmine denk gelen bu zaman dilimi herkesin bildiği veya çok sevdiği bir film değil. O yüzden de Tony'yi herkesin sevdiği ilk Avengers filmine göndermeleri çok daha mantıklıydı. Ve oradan da Kaptan'la birlikte daha da geçmişe gitmeleri konusu ikisinin dostluğu adına çok daha kıymetli gelmiş olmalı. MODOK aslında AIM şirketinde ileri düzey teknolojik silahlar üzerinde çalışan biriyken kendi zekasını geliştirmek isteyen ve yaptığı deneyler sonucunda devasa bir kafaya sahip olan bir mega zeka. Peki konumuzla alakası ne derseniz, kendisi aslında Captain America Kış Askeri filmindeki baş düşmanımız olacaktı. MODOK karakterini de Peter Dinklage'ın oynamasını istediler ama devasa bir kafası olan, bir yandan da uçan bir sandalye ile gezen bir karakter filmde biraz garip durabilirdi. Onun yerine filmde Red Skull'un biyokimyasını kimya uzmanı Arnim Zola'nın kendini bir yapay zeka haline getirdiğini ve Hydra'nın nasıl yıllardır var olduğunu bize anlattığını gördük. Aslında Zola bir de robotik bir bedene sahip olacaktı ve filmdeki aksiyonun çoğu Zola ile dövüşerek yaşanacaktı ama bundan da vazgeçtiler. Sonuç olarak düşmanımız Alexander Pierce oldu. O da kağıt üzerinde hiç etkili durmadığı için onun da aslında yıllardır bir maske takan Red Skull'un ta kendisi olmasına karar verdiler. Tabii bu da anlamsız oldu. Ondan da vazgeçtiler. O yüzden filmde renkli bir düşman olmadı. Ama Captain America Kış Askeri filmi eleştirmenlerden tam puan aldı ve MCU'da da en çok beğenilen ciddi filmlerden biri oldu.
Ultron ilk olarak Comic-Con'da şu teaserla gösterilmişti ve izleyici çizgi romana benzerliği yüzünden Ultron'un tasarımına resmen bayılmıştı. Ama Joss Whedon Ultron'un çok robotik göründüğüne karar verdi ve onu oynayan aktörün mimiklerini de bu robota eklemek istediği için görünümünü değiştirdi. Olsun, olabilir. Bu çok da önemli değil tabii ki. Ama Ultron için istediği çok daha fazla detay vardı. Öncelikle Ultron'un son hali filmde 6 kollu olacaktı. Ama daha da ilginci Ultron'un tüm ordusuyla bir arı sürüsü gibi bir araya gelebilmesiydi. Tüm sürü bir araya gelince gökdelen büyüklüğünde tek bir devasa Ultron olarak savaşmaya başlayacaklardı ve son derece kaotik bir sahne olacaktı. Bu arada o dönem Andrew Garfield'ın oynadığı Spider-Man'in de Marvel sinematik evrenine girip tam da bu sahnede Avengers'a yardıma gelmesini planlamışlardı. Ama Sony ile bir karara varamadılar ve bunun yerine biraz daha bekleyip yeni bir Spider-Man'le bunu yaptılar biliyorsunuz. Ayrıca çizgi romanda Ultron'u yapan kişi Hank Pym'di biliyorsunuz. O yüzden ikinci Avengers filminde de Ant-Man hikayeyi dahil etmeye başladılar ama olmadı. Onun yerine bu filmin orijinal senaryosunda Ultron'u tasarlayanların Amerikan hükümeti olmasına karar verdiler. Amerika Ultron'u tasarlayıp Avengers'in yerine kendi ordusunu kurmak istemiş ama Ultron Amerika'ya karşı çıkınca Avengers onu durdurmaya çalışacaktı. Onun yerine Hank Pym'in hikayesini Tony Stark'a devrettiler ve böylece Tony'nin Ultron'u tasarlama sebebi Thanos gibi bir varlığın bir gün saldırmasına karşı önlem alması oldu ve işin sonunda vicdan azabı çeken kişi de yine Tony Stark oldu. Tüm bu olanlar da iç savaş filmine ve hatta Endgame filmine mükemmel bir şekilde zemin hazırladı. Yani bazen bazı şeylerin olmaması ilginç bir şekilde daha iyi oluyor. Endgame filmindeki sonsuzluk taşlarını toplama macerası için tabii ki çok fazla alternatif düşünülmüş ve bunlardan birinin de Doctor Strange'in önemini gösteren bir sahne olması planlanmıştı. Filmde Bruce Banner ve Ancient One arasında geçen sahnede Ancient One zaman taşını vermek istemiyor ama Doctor Strange'in zaman taşını Thanos'a bilerek ve isteyerek verdiğini duyunca çok şaşırıp taşı Banner'a vermeyi kabul ediyordu ama orijinal senaryoda Banner'ın taşı neden geri getirmek zorunda olduğunu ona bir görü göstererek anlatıyordu. Ona gösterdiği bir görü de eğer zaman taşı onlarda olmazsa Doktor Strange'in bu taşı bu alternatif evrende hiçbir zaman kullanma şansının olamayacağını ve bir gün Dormammu dünyamıza saldırdığında Strange'in onu durduramayacağını gösteriyordu. Biz de izleyici olarak Dormammu'nun dünyamıza gelip her şeyi mahvettiğini, ortada yaşanacak bir toprak kalmadığını ve bu boyutu Dormammu'nun nasıl ele geçirmiş olduğunu bu alternatif geleceği izlerken görmüş oluyorduk. Ama film bunu bize göstermese de işin ciddiyetini gayet iyi anladığımız için bu sahneyi de bu filmden çıkarmışlar. Yani yine de çıkarmasalar taşları geri götürmemenin paralel evrenleri nasıl etkilediğini güzel bir görsel anlatımla gösterebilirlerdi. Evet, bu videoda buraya kadar olsun. Daha önce de dediğim gibi aslında bahsedecek çok fazla konum var. O yüzden bu videoyu da beğenirseniz devamını çekerim. Her şey karşılıklı, kusura bakmayın. Hayatta böyledir yani. Kimse durduk yere bir şey yapmaz. O yüzden bakıyorum, izlemişsiniz ama abone olmamışsınız. Hakkımı yemişsiniz. Daha fazlasını konuşmaya gerek yok. O zaman tamam, bitti. Şakalarım da buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.